ailemizden olan bazı kimseler bize büyü yaptırıyorlar. Bu noktada nasıl hareket etmeliyiz? Hani büyü mevzusu ayrı, bütün konularda diyorlar, ediyorlar. Yani ispatsız bir şekilde söylenenleri kabul etmek Müslümana yakışmaz. İslam der ki şahidin var mı? Yok. Şahidin yoksa hani bunu söyleyen insanlar hakikaten bu manaya vakıf değilseler söyleyen insanlar zaten günahkar. Sizin de yani böyle bir insana kulak vermeniz dinen doğru olmuyor. Çoğu yani bütün sülalenizi itham altında bırakıyorsunuz. Gördün mü? Yok. Bildin mi? Yok. Görenler mi söyledi? Yok, tanımadığın bir insana gidiyorsun. Yani bugün hani doğru insandan çok sahtekar var. Sahtekar var. Şimdi insanımız bugün başımıza gelen bir olay. Bunu işleyelim yani bu konunun altında. Çıkıyor işte bir hoca veya hatta adına şeyh diyen birisi İslam'a uymayan işler yapıyor. Ondan sonra bunun üzerinden işte bugün söylenen İmam Hatip'ten çıkanlar şöyle oluyor, oradan çıkanlar böyle oluyor, tarikatlar böyle oluyor, hocalar böyle oluyor. Atıyorsunuz, tutuyorsunuz. Ya işin ehli midir, değil midir zamanında kimse sormadı. Zamanında bu insanların haberini yaparken herkes şeyh dedi, hoca dedi, alim dedi vesaire. Ya hoca nedir, şeyh nedir, alim nedir, inançlı insan nedir? Kimse bunun altı dolu mu değil mi bilmiyor. Bu sahte mi, gerçek mi, buna kimse bakmıyor. Sahte olanı da aynı kalıba sokuyorsunuz. Doğru olanı da aynı kalıba sokuyorsunuz. Ondan sonra bir tokmak, bir bela üzerinize düştüğü zaman, bir sıkıntı çıktığı zaman bu sefer bir de utanmadan zamanında sahte mi değil mi diye araştırmayan sen sahte insanın yaptığı yanlışlarla bir de bütün doğru insanları da suçluyorsun. İtham altında bırakıyorsun. Yani adaletinizin mizanı, insanımızın adaletini mizanı öyle bir şaşmış ki zamanında ona bunlar sahtedir diyenlerin sözünü kabul etmeyen insan, sahte insanlardan başına gelen belaları zamanında o sahtedir diyen insanların da üzerine yüklüyor, o ithamı ona da yapıyor, bu lekeyi ona da çalıyor. Şimdi gidiyorsun sen, büyü bozuyor, yok işte muskacı vesaire birisi insanlar. Bunların %99'u sahtekar zaten. Bu biliniyor. Doğrusunu ara, doğruları var mı? Var. Doğrusunu ara, ondan yol bul ilerle. Onu da araştırmıyorsun. Doğru kimdir onu da bilmiyorsun. Orada biri var, orada. Şurada biri var, şurada. Bu insan kimdir, nasıl birisidir? Malumatın da yok. Sonra o tanımadığın insanın önüne oturuyorsun. O diyor ki, senin sülalenden sana şöyle yaptılar. Senin ailenden sana böyle yaptılar. Atıyor tutuyor yani. Sen de ona inanıyorsun. Ben bir de böyle söylüyor. Herkes gitti öyle. Ben hiçbir şey söylemedim. O hepsini anlattı. Biliyor zaten senin gibi tipleri. Ne anlatacağını da biliyor onlara yani. Ne derse yutacağını da biliyor senin. O şekilde anlatıyor sana. Sen de bu sefer geliyorsun. Bütün sülalen artık böyle bakıyorsun. Bu mu yaptı acaba? Bu mu yaptı? Hepsini itham ediyorsun. Mahvediyorsun kendini, bitiriyorsun. Ya sana kim ne yaptıysa söylüyorum. Eğer birisi bir şey yaptıysa. Neticede bu şeytana uymuş mu? Nefsine uymuş mu? Uymuş. Değil mi? Şeytana uyan, nefse uyan insanlar, Allah'a uyan, Allah'a tapan, Allah yolunda giden insana ne yapabilir? Ne yapabilir? O kuvvetini şeytandan alıyor, sen Allah'tan alacaksın Celle Celle. Sana ne yapabilir? Sana bir şey yapabiliyorsa demek ki sen Allah'a tevekkülün tam yapmadın. Ziyan var burada. Şeytana kapını açıyorsun demek ki. Onun fikirlerine kendini teslim ediyorsun demek ki. Ondan sonra sıkıntı çekiyorsun yani. Sahtesini doğrusundan ayırt etmiyoruz. Sahtesi başımıza bela açıyor. Ondan sonra o belayla gidip bütün doğruları lekeliyoruz. Bugün insanımızın geldiği nokta bu. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu.